Kendim de duyuyor musunuz? Başladık. Şu an yayındayız. Evet. Değerli katılımcılarımız, değerli Çağla Hanım, sevgili Ali Mert, hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir yayın diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl? Sizler de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız Çağla Hanım? Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Sizlerle böyle güzel bir işbirliği yapmak beni çok mutlu etti. İnşallah öğrencilerimize faydalı olur. İnşallah onlar da eğlenirler, severler. İnşallah. Bu şekilde duygularım. İnşallah. İnşallah. Ali Mert sen nasılsın? Ben iyiyim ama biraz heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tamam, yok. Heyecanlı olacak bir şey yok. Normal. Zaten Çağla Hanım seni yönlendirecek. Değerli katılımcılarımız, biz önümüzdeki günlerde yetişirse yarın, yetişmezse Perşembe günü zaten yeni 10 eğitimi ilan ediyor olacağız. Aklımda kaldığı kadarıyla sıralayayım sizlere. Bunlardan bir tanesi hızlı okuma ve anlama teknikleri eğitimi. Bir tanesi zihin haritalama tekniği eğitimi. Bir diğeri hafıza teknikleri eğitimi. Bu üç eğitimi de Tony Buzan diye bir insan var dünyada. Yakın zamanda vefat etti, öldü. Özellikle bu alanda dünyada duayen bir isim ve o kişiden el almış, eğitim almış, lisanslı Türkiye'de tek bir eğitimci var. O da, ben şimdilik Ali Mert senin sesini kısıyorum. O da Sayın Mehmet Taşanlıgil, Türkiye'de de TEDx organizatörü. Bu eğitimleri özellikle takip etmenizi size hatırlatıyorum. Bunun dışında zeka ve akıl oyunları eğitimimiz olacak önümüzdeki günlerde. Ben Deniz ve genel müdürümüz psikolog Buse Hanım'la beraber vereceğimiz bir eğitim. Hem eğitimciler hem anne ve babalar için çok kıymetli bir eğitim. Çünkü bu eğitimi aldıktan sonra uygulamaya geçerseniz 3 ay gibi bir sürede okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için söylüyorum, 10 IQ puanı kadar zekasında artışa sebebiyet verecek bir eğitim bu eğitim. Bunun dışında sayın TRT spikerlerinden Mennen Şahin Bey ile Mennen Bey ile ki bu alanda gerçekten duayen bir isim. Bir diksiyon eğitimimiz var. Ve beden dili kitabının yazarı Çağlayan Babacan'la beden dili eğitimimiz var. Ressam Merve Yazıcı ile yağlı boya ve kara kalem eğitimlerimiz var. Bu eğitimleri takip etmenizi hatırlatıyorum size. Faydalanacağınız, istifade edeceğiniz, iyi ki aldık dediğiniz eğitimler ve çalışmalar olacak. Bugün de karşınızda İngilizce öğretmenimiz Sayın Çağla Aydoğdu hanımefendiyle beraberiz. Kendisi aynı zamanda Vizyon Koleji'nde de mesleğini uyguluyor. 2005 yılında Akasya Koleji Yabancı Dil bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Haliç Üniversitesi Amerikan Culture and Literature bölümünden burslu olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde ben de oradan mezunum. Pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Hızlı İngilizce öğrenim olarak bilinen Kallan Metot eğitimini aldı. Uzun süre kendi kurduğu Promet Akademi adlı butik dershanede Çelebi yer hizmetlerine, meclis yöneticilerine, hosteslere, polislere konuşarak İngilizce öğretti. Sonrasında Çınar Koleji, Okyanus Koleji gibi kurumlarda ilk öğretimde görev aldı. Şu anda da halen Vizyon Koleji'nde eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Aynı zamanda da son dönemde Instagram uygulamasında hazırladığı eğlenceli İngilizce videolar ve bestelediği şarkılar popülerleşmiş ve çocuklar tarafından da çok seviliyor. Altyazı olarak da gireceğiz birazdan Çağla Hanım'ın sosyal medya adreslerini. Aynı zamanda yani bu eğitime ilave olarak faydalanmak için hocamızın sosyal medya adreslerini de takip edebilirsiniz. Çok da istifade edersiniz, faydalanırsınız. Özellikle İngilizceye yeni başlayanlar için, çocuklar için, İngilizce ile yeni tanışanlar için akılda kalıcı, hafızada kalıcı bir yöntemle anlatıyor. Malumunuz bu tür dersler, matematik, fen, kimya veya İngilizce gibi dersler bazılarımızın geçmişinde böyle soğuk izler bıraktı. Çünkü biraz parmak sallandı bize veya ezberlememiz gerektiği söylendi. Not almaktan, yüksek not alıp ya da düşük not almaktan korkar hale geldik. Ama bunu dramayla, oyunla, eğlenceli bir şekilde sunduğunuzda aslında hem yetişkinler hem çocuklar bunu gayet severek öğreniyorlar. Biz buna eğitimde gamification diyoruz. Yani eğitimde oyunlaştırma diyoruz, dramatizasyon diyoruz. İmajinasyon tekniği diyoruz, hayalde canlandırma diyoruz. Bu tür eğitimciler gerçekten sahada biraz az. Keşke daha fazla olabilselerdi.
Biz Çağla Hanım'da o enerjiyi gördük. Kendisi de sağ olsun kabul etti ve bugün bizlerle. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ben yayından müsaadenizle çekileceğim. Çünkü bugün Çağla Hanım'ı dinleyeceğiz. Onun bilgisinden istifade etmeye çalışacağız. Özellikle yayına yeni katılanlar için söylüyorum. Çocuklarınızı ekran başına getirin. Hani hep deniyor ya, çocukları ekrandan uzak tutun. Biz bugün bunun tersini söylüyoruz. Hadi çocuklar ekran başına değil, çocuklarınızı çağırın, ekranın karşısına oturtun ve bakın bakalım İngilizceye olan aşklarında bir ilerleme olacak mı? Ali Mert de bugün Çağla Hanım'a eşlik edecek. Ha, şunu hatırlatayım. Her iki eğitimden sonra, her üniteden sonra oyun şeklinde Kahoot uygulamasıyla bir değerlendirme yapacağız. Ama oyun şeklinde yapacağız. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Ve her oyunun sonunda da günün birincisine de biz Ev Okulu Derneği olarak bir zeka oyunu hediye edeceğiz. Bu eğitimimiz bizim, ben şöyle tarihleri de söyleyeyim. Bugün başladı, 23 Temmuz Perşembe, 26 Temmuz, 28 Temmuz diye devam ediyor. 8 Eylül'e kadar devam edecek, toplam 20 gün ve saat 20'de. Bu 20 günün sonunda çok güzel bir mesafeye gelmiş olacak katılımcılarımız, yeni başlayanlar veya çocuklar. Ve 20. günün sonunda biz İngilizce eğitimine kayıt yapanlar içerisinden de bir çekiliş yapacağız. Ve bu çekilişte bir kişi bu kayıt yapanlar içerisinden 2022 1 Ocağı kadar hakkını kullanacak şekilde, baki olacak şekilde bir haftalık konaklama dahil İngiltere'de dil okulu hediyesi kazanacak. O da inşallah ihtiyacı olan bir katılımcımıza gitmiş olur. Ve bir katılımcımızı da İngiltere'ye göndereceğiz. 11 yaş ve üzeri çocuklar gidebiliyor oraya, bilginiz olsun. Orada çocuk okuluna da katılabilir ve konaklama dahil bir eğitimimiz olacak. Katılımcılarımız böyle kibarlıklarından bana kızmıyorlar yorumlarında. Ama hadi artık çekil dediğinizi duyar gibiyim. Hadi Hilmi Hoca fazla uzattım dediğinizi duyuyorum. Bu yüzden ben çekiliyorum. Çağla Hocam, söz sizde, mikrofon sizde. Siz hazırlık da yapmışsınız. Arkanıza tahtayı da hazırlamışsınız. Sınıfı da buraya getirmişsiniz işin açıkçası. Ben sizin sesinizi de açtım. Ali Mert'in de açtım. Tekrardan kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum hepimizin çok eğlenceli bir ders olur. Açıkçası dersten ziyade ben öğrencilerime, hatta Ali'yle de son zamanlarda ders yapıyoruz. Bu arada Ali benim aynı zamanda yeğenim. Daha çok aslında eğlendiğimiz bir şeyler yapıyoruz. Yani dersin içeriğinde hissetmiyoruz kendimizi. Evet, son dönemde Instagram'da şarkılar yapmaya başladım, bestelemeye başladım. Çünkü hani açıkçası ben ne kadar mutlu olursam çocuklara da o kadarı geçiyor. Mutluluk çünkü sonuç olarak paylaşılan bir duygu. Bu yüzden dersimizde sıkça müzik, ritim, kendimizi böyle rahat hissedeceğimiz bir ortam. Yani ciddi bir ortam değil. Tamamıyla kendimizi, sanki siz de bizim arkadaşımızmışsınız da biz evde beraber eğleniyormuşuz gibi düşünün. Bu anlamda şu andan itibaren derste değiliz. Şu andan itibaren tamamıyla eğlendiğimiz bir psikoloji içerisindeyiz. Dil değil, eğlenmeye bakacağız. Çünkü zaten eğer eğleniyorsanız öğreniyorsunuz demektir. Bir şeye ilginiz varsa bilginiz de olacak demektir. Bu yüzden öncelikle ilgi yaratmak gerekiyor. Şimdi Ali, öncelikle bu derste, daha çok eğlendiğimiz muhabbetimizde bize eşlik edecek bazı arkadaşlarımız olacak. Bu arkadaşlarımızla öncelikle kendi aralarında bir tanışma gerçekleştireceğim. Daha sonra arkadaşlarımızı senle tanıştıracağım. Çünkü belki sen bazılarını bilmiyorsundur. Şimdi ben başlıyorum. Tamam. Hello. I am Canan. Are you Canan? Yes, I am Canan. What's your name? My name is Bebe. Şimdi senle tanışsınlar. Hello. Hello. Tık 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 tık. Are you there, Ali? Hello. Hello. How are you?
I'm good. You? Oh, fine. What's your name? Ali Mert. Oh, you? I know that your name is Ali, but this is Ali Mert. Wow, that's a long name. Okay. I have one more friend, and do you know him? What's his name? Do you know him? He is Mete. He is friend of who? Friend of Miloya. Miloya. Yes. Hello. What's your name? My name is Ali Mert. Oh, nice to meet you. Come on, let's shake hands. Ali, shake hands. Nice to meet you. Give me your hand. Give me. Elini uzat. Nice to meet you. Okay. Hello. Hello. What's your name? My name is Ali Mert. How are you, Ali Mert? Are you feeling fine yourself? I'm sad. Oh, are you sad? What happened? I'm mad your pet is You can say in Turkish. Say in Turkish. Türkçe söyle. Kırıldı. What is broken? Ne kırıldı? Camı kırıldı. Oh, I'm so sorry about this. I'm sorry. Okay. Hello. What's your name? I'm name is Ali Mert. How are you, Ali Mert? I'm good. Okay. Do you know my name? What is my name? Tosbik. Yes, I am Tosbik. Give me 5. Tak tak. Give me 5. Woohoo! Yes. Also, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. And there is one more animal, and it is, do you know this? Baby Tosbik. Hello, my name is Baby Tosbik. What's your name? I'm good, you? I am fine. No. No problem. What's your name? My name is Ali Mert. Your name is Ali Mert. That's good. Nice to meet you. Come on, nice to meet you. Thank you. And hello. Hello. My name is Miss Çağla. And I am teacher. What's your name? My name is Ali Mert. Oh, Ali Mert, that's a very nice name. Ali Mert, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you so much. Ali Mert, I want to ask you a question. Do you know the days of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, do you know them? Haftanın günlerini biliyor musun diye soruyorum Ali Mert'e. Acaba siz de biliyor musunuz biz izleyen arkadaşlarımız? Ali Mert, sen biliyor musun haftanın günlerini? Ben biraz hatırlıyorum. Tamam. O zaman şimdi öncelikle şarkıyı ben söyleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlarımızla beraber hep birlikte söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakın benim neyim var. Ses bombamız da var. Evet, şimdi. Öncelikle size birazcık göstermem lazım. Çünkü nasıl okunduğunu da bilmek gerekiyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz güneşimiz var. Görüyor musunuz? İyi. Görebiliyorum. Monday. Şimdi ben sizi duyamıyor olabilirim. Ama hissediyorum. O yüzden
repeat after me dediğim zaman lütfen oturduğunuz yerden siz de sesli bir şekilde Miss Çağla'ya duyurmak için bağırın. Anlaştık mı? Anlaştık bence. Tamam. O zaman başlıyorum. Söylüyorum, arkamdan tekrar ediyorsunuz. Okay? Monday. Monday. Good. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Oo, arkadaki sesler de geliyor, hissediyorum. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Günlerden cuma olduğu zaman mutlu oluyor musun Ali? Çünkü cumartesi pazar geliyor. Değil mi? Hafta sonu geliyor. Hafta sonu geleceği zaman nasıl bir tepki veriyorsun? Mesela ben dedim ki Ali hafta sonu geldi. It's weekend. Yay! Okay. Yani Wednesday, oley değil mi? Oley. İngilizler şöyle söylüyor. Yay! Yay! O yüzden şarkının bu kısmında hafta sonuna giriş yaptığımız için yay diyeceğiz. Anlaştık mı? Herkes anlaştık mı? Herkes evet diyor şimdi bana. Anlaştık mı? Herkes evet. Evet diyor herkes. Hissettim. Peki. O zaman devam ediyorum. Şimdi herkes tekrar odaklansın. Hafta sonunu söylüyoruz. Cumartesi pazarı söylüyoruz. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Sunday pazar günü. Düşünün ki pazar günü böyle güneşli olur ya, sun. Sunday, güneş günü gibi yani, pazar günü gibi düşünün. Şimdi ben tekrar diyorum. Siz tekrar etmeseniz de olur. Sadece kulağınızı bir kez daha yankılansın. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yay! Dedik orada. Unutmadık. Saturday, Sunday. Şimdi şarkımıza geçiyorum. Şarkımız çok daha eğlenceli bence. Duyabiliyor musunuz? Ben duyabiliyorum. Güzel. Başlıyorum. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay! Saturday, Sunday. Bir daha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay! Saturday, Sunday. Anladınız mı? Şimdi bunu tekrar edeceğiz. Ne dedim ben? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay! Saturday, Sunday dedim. Şimdi herkes oturduğu yerden, ben burada zaten gösteriyorum. Aynı anda ritme kendisini kaptırıp bir hip hopçı gibi söyleyecek. Başlatıyorum. Ritime giriyoruz. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay. Saturday, Sunday. Şimdi bunu ben söylemeyeceğim. Siz içinizden söylemeye çalıştın. Anlaştık mı? Ama siz içinizden söylemeyin. Sessiz söyleyeyim. Ben hissederim. Ama Ali de çok sessiz söylemeye çalışsın. Olur mu? Tabii. Hadi bakalım. Mikrofonun var mı? Have you got mic? For example, this is my mic. Benim mikrofonum yok. Okay. Just dream about it. O zaman onu sadece hayal et. Şöyle tutabilirsin. Başlatıyorum. Haydi bakalım herkes ritme giriyoruz. One, two, three. Bekleyin. Dans ediyoruz bir taraftan da. One, two, three, four. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yay! Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, yay! Saturday, Sunday. Bir daha. Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Good. Okay.
now I want to ask you a question that do you know the months of the year? Yani yılın aylarını biliyor musun? Azıcık bir tüyo verin. January, February, March, April, May. O zaman şimdi sizden herkes evde ritim tutabileceği bir eşya bulsun. Mesela ne olabilir? Tencere olabilir. Kepçe olabilir. İki tane kaşık olabilir. Her şey olabilir. Ali sende ne var? Oo, Ali has got pot. Yani tenceresi var. Do you know I have got what? I have got pot too. Okay. Şimdi siz de size iki dakika verelim. Hemen yanınıza bu tip bir eşya bulun. Please find a rhythmical pot or spoon or another thing. Alright? Öncelikle siz onu bulurken ben de şöyle siz içeride dolaşırken size sesi gelebilecek olan bilgiler vermeye başlayayım. Ayları şöyle tutuyorum. Ben söylüyorum, siz de tekrar ediyorsunuz. Çünkü öncelikle bizim bilgiyi beynimizde yankılatmamız çok önemli. Farkında bile olmasak bilinçaltımıza tekrar ettiğimiz şey, gördüğümüz şey mutlaka yerleşir. Birkaç kez de tekrar edersek oturacak. Ben söylüyorum, tekrar ediyoruz. One, two, three. January. All together. Arkadakiler bakmaya başladılar. Onlar da lütfen söylesinler. Böyle January. Bak- Herkes söyleyecek. January. January. Şimdi söylediler. February. February. March. March. April. April. Herkes söylemeli. May. May. June. June. July. July. July bizim şu anki ayımız. Aklınızda bulunsun çünkü yarın diyeceğim ki which month are we in? Hangi aydayız diye sorabilirim. Siz de ne diyeceksiniz? July. Okay? Hangi aydayız? July. Which month are we in? July. Alright. Hangi ay gelecek July'dan sonra? August. 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 Okay. August. Bizim dilimize benziyor değil mi? Ağustos gibi. August. September. 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 Sepetin aklına gelebilir. Sepet gibi düşünün. Sanki Eylül'de böyle sepetimizi elimize almış böyle artık hani sonbahara gidiyoruz yaprakları toplayalım gibi düşünün. September. Sepet. Eylül. October. 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 October da aynı Ekim ya. Ekim. Ok, ek, ok. Şurası ek, ok. Ekim, tamam mı? Ok, ek. October. November. 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 Evet, November. November. Kasım biraz soğuk oluyor değil mi Ali? Kasım soğuk oluyor. Evet. O yüzden Kasım'a birazcık no diyebiliriz yani değil mi? No Kasım. No. December, December, evet. Aralık demek, Aralık. Bunu da şey gibi düşünün, kapı, kapı, Aralık, December'de inanma. December, Aralık, December'de inanma, kapı Aralık değil, açık gibi aklınızda tutabilirsiniz. Böyle bu çeşit hafıza teknikleri her zaman, öncelikle böyle enteresan bilgiler bulmanız lazım. Her zaman akılda kalıcı olur. Şimdi ben tekrar diyorum, tekrar etmeseniz de olur, zaten şarkıda edeceksiniz. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ben bunu hep tutuyor olacağım. Hatta şuraya koysam görür müsünüz bakalım? Bir saniye deneyelim. Aslında görüyorsunuz değil mi şöyle hayal meyal? Bence görüyorsunuz birazcık. Görün. Gördüm. Görüyorsunuz değil mi biraz? Ben okuyabiliyorum. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ali, November hangi aydı? November. Hangi ay soğuk? No diyoruz. Kasım. Bravo. Peki, December neydi? December'de inanma. December'de inanma. Aralık. Bravo.
Peki October neydi? Ok. Başlangıcı benziyor. Ok. Ek. Ok. Ek. Ek. Ekim. Ekim, evet. Biri girme oradan. Ekok'a. Okey. Şimdi eğer herkes aldıysa ritimlerini, şöyle bir ritim tutturdum ben buna. Şöyle. Arkaya da bakabilirsiniz. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bir daha. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Şimdi bunu daha çok izlediğinizi biliyorum. Ama şu an artık söylemenizin vakti geldi. Arkada var. Tekrardan nasıl okunduğunu konuşalım. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hadi başlıyoruz. Söylemesini sizden çok bitir istiyorum. Anlaştık mı bizi izleyen tatlışlar? İnternet gitti. İnternet. Beni mi göremedin? Evet, göremedim. Şu an görüyorum. Yani şu an bir tane ekran dönüyor şöyle. Ekran dönüyor şöyle. Yani ekran dönüyor değil. Hani böyle şey oluyor ya. Tamam. Şu an beni hala göremiyor musun? O zaman bu esnada sadece müziğe odaklan. Görüntünün geleceğine inanıyorum. Evet. Sesimi duyuyorsun. Sesimde sorun yok. You are hearing me. Alright. So now I want you to make a beat. Okay? Sizden ritim yapmanızı istiyorum. Şarkıyı ben söyleyeyim. Ritmi siz yapın. Şimdi herkes eline aldıysa başlıyorum. One. Görüyor musunuz? Two. Three. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Şimdi size bir soru soracağım. Now, I want to ask you a question. Can you tell me which month are we in now? Which month are we in now? Şimdi yorumlara yazın. Yanlış yazmanızın hiçbir önemi yok. Yanlış yazabilirsiniz ama okunuşuyla bile yazsanız doğru olması önemli. Sizce biz şu anda hangi aydayız? Hangi aydayız? Yine internet. Ses gitti. Really? Can you hear me? Geldi. Okay. Now I am asking you a question. Which month are we in now? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Biz şu an hangi aydayız? Hadi bakalım. Cevaplara bakıyoruz. Comments. Bakıyorum. Kese mi bakacağız? YouTube chatine mi bakacağız? Yes, we are looking to comments. Evet, bakın. Doğru cevap verenler Naime Cengiz, Ayşe Aga, Selin Kartepe, congratulations. Eda, Eren, İdil, Zeynep, Selma, Ahmet. Oh, very good. Kutlu, Sümeyye, Yusuf. Very good. Congratulations. O zaman bu anlaşıldığına göre ilerleyebiliriz. Okay, now I want to show you some feelings. Aha, görüntüme gitti. Can you see me? Okay. I want to show you some feelings. Size bazı duyguları göstereceğim. Okay? Yok. Can you see me? Görüntü yok, ses kısık. Really? Şey, no see ama sesin geliyor.
Sesin bir de bazen kısık kısık geliyor böyle. Okay, I am giving you some voice. Biraz ses veriyorum. Ses. Can you see me? Can you hear me? Benim Duyuyor internette musun? Galiba sorun var. Bir anda Olur. Yetersize düşüyor. Maybe. Just a moment. Ben şunu bir düzeltmeye çalışacağım. 1 minute. Okay. Now I want to show you some feelings. This is thirsty. Okay? Thirsty. It means that I want to drink some water. What is water? I will show you this one. I am thirsty, thirsty. I want to drink some water. Okay? Ali, are you thirsty? Thirsty? Do you want to drink water? Are you thirsty? Su içmek ister misin? Susadın mı? Evet. Okay. Ali is thirsty. Okay. Ali is thirsty. Okay. What is this feeling? This is angry. I am very angry now. Are you angry, Ali? No. Okay. Ali is not angry. That's fine. Nice. I am cold. I am very cold. Ali, are you cold like me? Are you cold? Are you cold? İçiyor musun? So-so. Okay. Ali is so-so. Okay. Cold. Neydi? Tekrar diyorum. Angry. Thirsty. Again. Thirsty. Angry. Cold. Okay. Cold. Scared. Scared. What is scared? For example, when it is dark, her yer karanlık olduğu zaman, or when I see some frightening film, böyle korkutucu film gördüğüm zaman, I am scared. I am scared. Okay? Yeah. Are you scared? No. Okay, no, no, because there's no problem now about her life. So, Ali is not feeling scared, but I am scared. Okay. Why? I will show you. Because I saw spider. Yeah. Ali is scared now because he has just seen a spider. Siz korkar mısınız spider'dan? Are you scared? Bence herkes korkar Spider'dan. Korkmuyorum diyen yalan söyler değil mi Ali? Evet. Şöyle gelse, şöyle yürüse korkarım yani. Okay, scared. Unutmayalım. Scared. Happy. Happy. Are you happy, Ali? Yes. Now, I am feeling very happy. Because my students are listening to me. And I am feeling their love. Öğrencilerimin sevgisini hissettiğim için ben happy'im. I am happy. Şu şarkı biliyor musunuz? Şarkı biliyorsunuz değil mi? Because I'm happy, clap along, give you feel. Onu da söyleriz bir ara. Tekrar ediyoruz. Happy, scared, scared, cold, angry, I am angry, thirsty, thirsty, hungry, hungry, I am really hungry. Are you hungry, Ali? Are you hungry? Yes. Yeah. What do you want to eat? Pizza, hamburger, potato? Hamburger. Okay. Homemade hamburger. Okay. Ali's preferences are different. Okay. Hungry. Good. I am sad. Are you sad, Ali?
No. You are not sad. Good. Yeah. But I am sad. Because there is no reason. Hiçbir sebep olmadım. Because I'm happy. Yalan söyledim. Aslında çok mutluyum. Okay. And tired. I am very tired. Ay. Ali, are you tired? Yeah. Yeah. Are you tired? Okay, sleep. Come on, sleep. We are tired. Yapacak bir şey yok. Çok yorgunuz. Tired. Ali, biz burada uyuyakalırmışız. Okay, wake up, uyan. Okay. Şimdi hep beraber tekrar ediyoruz ama dediğin gibi ekrana böyle bakmak yok. Aktif olmamız lazım. O yüzden herkesin sesi böyle evde yankılansın. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık dediğinizi duydum. Çünkü hissediyorum. Okay. Şimdi söylüyorum, tekrar ediyoruz. Tired. Tired. Good. Sad. Sad. Hungry. Hungry. Thirsty. Angry. Cold. 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 Scared. Happy. Okay. Şimdi, now I'm going to ask you a question. Şimdi size bir soru var. Now, how are you feeling yourself? How do you feel? Kendinizi şu an nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda görmek istiyorum. Are you feeling happy? Scared? Benden korkmuş olabilirsiniz. Cold. Esprilerim soğuksa cold olabilir. Cold. Angry. Biz orada niye değiliz? Çok kızgınız diyebilirsiniz. Thirsty. Çok susadık Miss Çağla. We are thirsty diyebilirsiniz. Hungry. Artık yemek saati Miss Çağla. We are hungry diyebilirsiniz. Sad. Niye sad olabilirsin? Sad olmayın sakın. Sad yazmayın. Yoksa I will be sad. Ben üzgün olurum. Tired. Because this is end of the day. This is so normal that you can feel yourself tired. Yani günün sonu olduğu için tired olmanız çok normal. This is very normal. Şimdi sizin yorumlarınızı görelim. How do you feel yourself? How do you feel yourself? Let's see. Hungry. Yusuf is hungry. No, happy. Burcu happy and hungry. Sercan hungry. Fatih happy. Study strong. Me not sad. Wow. Sümeyye, I'm thirsty. Ha, Sümeyye, you should drink some water. Meryem hungry. Okay, Meryem, after lesson you can eat some chips or, you know, beans. All right. Meltem hungry. I love skating tired. Thirsty and tired. Mehmet Ertümen. Okay. Okay, so now I can understand that you are hungry. Hem açsınız hepiniz. And you are happy ve mutlusunuz. Saat doğrultusunda normal bir durum. I can understand you. Sizi anlıyorum. Ama to be happy is very important. Mutlu olmanız çok önemliydi benim için. This is good. Güzel. Okay. Now, I have got a friend. Benim bir arkadaşım var. Tanıştırmak istiyorum size. Okay. This is my friend. This is teddy bear. Biz oyuncak ayılara teddy bear diyoruz. Teddy bear is feeling some emotions. Bazı duygular hissediyor. Ben size soracağım. Yorumlarda bakacağız. Şimdi spider'ım uçtu. Başlıyorum. Teddy bear has got two eyes. Okay. And
This teddy bear has got, unfortunately, maalesef, maalesef diyerek söylüyorum. Şöyle alıyorum. Bakalım ne olduğunu anlayacak mısınız? Şunları alalım. He has got some tears. Tears. Do you know what is tear? Gözyaşı. And this teddy bear also has got a mouth like this. How does this bear feel? Sizce bu ayı kendisini nasıl hissediyor? How does this bear feel? Hadi bakalım yorumlara. Bakalım bilen olacak mı? Bakıyorum. Yes! Teddy bear is very sad. Bravo! Sanırım gerçekten çok iyi bir sınıfla işbirliği içerisindeyim şu anda. Beni mutlu ettiniz. Look! What's this? This is broken heart. Yani bana kötü bir şey söylerseniz böyle broken heart, I will be sad. İyi ki böyle dışarıdan görünmüyormuş kalbimiz değil mi Ali? Böyle oldu. Ay kalbini kırdım, pardon derdik. Ay elin kalbini kırdım. Ay sorry sorry derdik. Okay, now this teddy bear, just a moment. This teddy bear has got a mouth like that. Can you see the mouth? Huh. And this teddy bear has got an exclamation mark. Exclamation mark. How does this teddy bear feel? Sizce nasıl hissediyordur kendisini? Mesela birisi onun arı kovanına saldırmış olabilir. This is my honey. O benim balım diyebilir. Bakalım neler demişsiniz cevaplarda. Happy demişsiniz. Çok da happy görünmüyor aslında. Ama sanki böyle biraz gülme efekti de var gibi, evet. Angry, it is happy demişsiniz. Okay. This teddy bear is angry. Yani kızgın. Okay. This teddy bear is angry. All right. Okay, and I want to ask you the another question. Just a moment. Now, this teddy bear has got a mouth. Ama burnu gitti. Like that. Burnu kaldı. Okay. And this teddy bear has just seen a spider. How does this teddy bear feel? Teddy bear is scared. Huh? Meliha birsin. Bravo. Congratulations. She just know that. O bildi. Meliha'yı tebrik ediyorum. Okay. Teddy bear is feeling scared. Teddy bear is scared. Okay. Another one. Now, the teddy bear has got a different mouth. Ali, bu soruyu sana soruyorum. Okay? Yorumlara bak. Teddy bear has got a mouth like that. And this teddy bear at the sometime wants to drink some water. So, how does this teddy bear feel? Tired? So, it means teddy bear is... I'm going to my bed because I'm going to sleep. Not this one. Teddy bear wants to drink some water. Thirsty. Yeah. Give me five. Çak bakalım. Nice. Bakayım bilen var mı? Öğrencilerimize bakalım. Ha, Ali bak, Sümeyye, Selin, Meryem, Ferda, Sercan, Eda, they said thirsty. Size de çakmak istiyorum. Lütfen elinizi yakana uzatın, hissederim. Give me five. Come on. One, two, three. Good. Thank you.
Okay. This time, that teddy bear wants to eat some hamburger. How does that teddy bear feel? Sizce nasıl hissediyor kendisini? Küçük bir ipucu veriyorum. I'm giving a little clue. Hungry. Yes, Ferda, Eda, İdil. They know the answer of the question. Ve Ali, congratulations. Tebrik ediyorum sizleri. Cevap hungry'di. Okay. Thank you so much. Teddy bear, see you. Teddy bear ile vedalaştık. Okay, şimdi komik bir şey oynayacağız. Bunu oynamayı çok seviyorum. I will write hello to my board. Okay, I will write hello to my board. What is hello? Hello means merhaba. Eğer daha samimi olursak karşı tarafa ne diyeceğiz? Hi diyeceğiz. Biz şimdi biraz daha genel kullanılan hello üzerinden gidelim. Şimdi duyguları öğrendiniz. Hangi duygular vardı? Bir sayalım. Happy, sad, hungry, thirsty, angry, scared, hot and cold. Hot and cold daha çok vücut durumu ama bu konuya dahil ediyorum genellikle. Şimdi Ali, can you tell me hello in a happy way? Mutlu bir şekilde hello der misin? In a happy way. Hello. Good. Okay. Can you tell me hello in a sad way? Hello. Yes. Oyuncu olabilirsin. Can you tell me hello in an angry way? Hello. Can you tell me hello in a scared way? Hello. Can you tell me hello in a cold way? Hello. Yes. Can you tell me hello in a hot way? Hot. Hello. Yes. Can you tell me hello in a thirsty way? Thirsty. Hello. Yes. Tell me hello in a hungry way. Hungry? Hello. Hello. Okay. Şimdi sen benden iste, ben yapayım. Hadi. Ne diyeyim? Hello mu diyeyim? Hello. Okay. Hello. Ne diyeyim? Ne şekilde? In a happy way? In a sad way? Which one? Sad way. Hello. Okay. Another one. Pass. Angry. You should say hello in an angry way. Say angry. Hello in an angry way. Şimdi sen Ali teacher'sın. Ali teacher. Come on. Say hello in an angry way. Say hello in an angry way. Okay. Hello. Kendimi yedim burada. Okay, another one. Diğeri. Sad way yapayım mı? Yok, sad'i yaptık. Scared yapayım mı? Scared. Korkma. Yani tam merhaba derken korkutulmuşum gibi olacak. Hello. Sen yap. Come on, say hello in a scared way. Bir daha. Say hello in a scared way. Hello.
That's fine. Okay. Okay, that's so fine. Thank you so much. Bugün dersimizde size duyguları, onun dışında günleri, ayları ve tanışmayı öğrettim. Ama bunların hepsini oyun oynayarak, kendi aramızda konuşarak, muhabbet ederek öğrendik. Bir sonraki derste sizle sayı saymayı öğreneceğiz. Tabii ki de hip hop şarkılarımız olacak. Arkasından renkleri öğreneceğiz. Renklerle sayıları birleştirip sınıf objelerini saymayı öğreteceğiz. Öğreneceğiz daha doğrusu. Aslında hep beraber öğretiyoruz. Ali bana, ben Ali'ye, siz bana gibi. Şimdilik böyle bir merhaba demiş olalım. Yorumlarınızı görüyorum. Katılım da gayet güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir sınıfla çalışıyorum şu an. Bunu hissettim gerçekten. Aktif ve akıllı bir sınıf. Bence çok daha güzel anlar yaşayacağız. Umuyorum bir sonraki dersimizde bunun kadar, hatta bundan daha eğlenceli olur. Sonraki derslerde çeşitli kılıklara girebilirim. Hikaye anlatıyor olabilirim. Sizden de yardım istiyor olabilirim. Umuyorum yararlı, faydalı olur. Hepinizi çok öpüyorum. Ali'cim, thank you so much. Thanks a bunch. I love you so much. My heart beats like that. Kalbim size şöyle atıyor. My heart beats like that. Hadi siz de yapın. Ben de hissedeyim bakayım. Yapın bakayım, yapın bakayım. Bakmayın, yapın, yapın. I'm kissing you. Mwah. See you.